Hepinize merhaba, yepyeni bir Teknostore videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz KZ-ATR Superbass kulak içi kulaklık. Her zaman olduğu gibi öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Oldukça şık tasarlanmış kulaklıkları da görebildiğimiz bir kutusu var. Dışarıdan bakınca kulaklıkların şeklini görebiliyoruz. Şöyle açalım. Bunu da buradan çıkartıyoruz. Kutunun içinde iki tane yedek kulaklık ucunu görüyoruz. Yani toplam 4 tane var. Birer tane olmak üzere. Ufak bir kullanım kılavuzu var. Bunun yanında kutunun içine tabii ki bir de kulaklığımız geliyor. Hızlıca kulaklığın kendisine değinelim. Şöyle yerinden çıkartalım kulaklıklarımızı. Şu şekilde kutu içeriğinden geliyor. Zaten kulaklık olduğu için direkt çıkartıp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kurulum vesaire gerekmiyor bildiğiniz gibi. Kulaklık kulağınızda gayet rahat duruyor ve kulaktan düşme vesaire gibi bir derdi de olmuyor. En azından benim kulak yapım için herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. KZ-ATR'nin biraz da müzik tarafına bakmak gerekirse sonuçta bir bu kulaklık arkadaşlar. Zaten adı üzerinde bas karakterli müzik dinlemeyi sevenler için üretilmiş bir kulaklık. Ancak böyle gitar davul ağırlıklı rock müzik de dinliyorsanız, tizler daha fazlaysa o konuda da sizi çok fazla üzmeyecek. Ancak bas konusunda daha iyi bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. 3.5 mm'lik bir bağlantı kullanıyor. Yani Android, iOS fark etmez. 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi varsa oraya takıp kullanabilirsiniz. Günümüzde tabii ki de bazı telefonlarda 3.5 mm'lik bir jack girişi yok. O yüzden çeviriciyle yanında satın almanız gerekiyor. Kablo uzunluğumuz 1.2 metre. Bu da merak edilen bir şey olabilir. Yani cep telefonunuzu cebinize koyduğunuz zaman rahatlıkla kulağınıza kadar yetişiyor kulaklığın kablosu. 8.2 mm genişliğinde bir adet süreceğe sahip. Gövdesi üzerinde bir adet şöyle mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir düğme var. Bu düğmenin de bir işlevi var. Aynı zamanda dediğim gibi arkada bir adet küçük bir mikrofonu var. Bununla çağrıları cevaplayabiliyoruz, konuşabiliyoruz karşı tarafla. Bu düğmenin de işlevi şu: eğer bir arama geldi, bir kere kısa bir süre basarsanız aramayı cevaplıyor. Bir kere daha basarsanız konuşma esnasında aramayı kapatıyor. Çağrı geldi, cevaplamak istemiyorsunuz, o an meşgul almak istiyorsunuz, biraz uzun basmanız gerekiyor. Eğer şarkı dinliyorsanız da iki defa bastığınız zaman bir sonraki şarkıya geçiyor. Bir defa bastığınız zaman da şarkıyı durduruyor. 20 ila 20.000 Hz arasında bir frekans aralığı yer alıyor. Aynı zamanda 106 desibellik bir hassasiyeti var. Daha detaylı teknik veriler de yine açıklama kısmında teknostore.com üzerinde yer alıyor. Dilerseniz girip oradan da bakabilirsiniz. Biz birazcık daha bugün müzik deneyiminden bahsetmek istedik aslında sizlere. Dediğim gibi bas karakterli müzikleri dinliyorsanız, rap olur, R&B olur, başka pop müzikler olur, o tarz bir müzik zevkiniz varsa bence kulaklık oldukça iyi. Hem fiyatı uygun hem de güzel bir ses izolasyonu yapıyor ve sizi çevreden biraz arındırdığını söyleyebilirim. Müzik dinlerken bence önemli bir olay bu. Böylece yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte KZ-ATR'nin kutu açılışını yaptık ve ürünün özelliklerinden elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık. Yine de aklınıza herhangi bir soru takılırsa hemen aşağıya yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Ayrıca ürünü satın almak isterseniz de açıklama kısmındaki bağlantıdan teknostore.com'a giderek ürünü satın alabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir Teknostore videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.